Sayın Ali Koç'a katılıyorum ben. En aşağılık sezon derken haklı. Evet, en aşağılık sezonu yaşıyoruz Türk futbol tarihinin bence. Şimdi şöyle, dünkü Ali Koç'un açıklamalarına, Sayın Ali Koç'un açıklamalarına bakınca yani bu işlerin artık sağlıklı bir şekilde gidemeyeceğini ve geleceğe dair de toplumsal refah anlamında da çok ciddi sıkıntılar yaşayacağımızı söyleyebilirim. Çünkü bu iş iyi bir yere gitmiyor ve iyi bir yere gitmediğini de görülmesine rağmen kimse buna da dur demiyor. Yani siz bir takıma, bir oyunculara ceza vererek bu gidişatı durduramazsınız. Bunun yolu, yöntemi belli zaten. Yani dün işte bir kulüp başkanı çıkıyor ve bir şehri, bir camiayı çok rahatlıkla hedef gösteriyor. Hatta bir kulübün yöneticisini de dahi alenen tehdit edebiliyor. Ya bu geçmişte de oldu, bugün de oluyor. Eğer dur denilmezse yarın da olacak. Şimdi elimizde bizim bir futbol var. Herkesin hakikaten zevkle ekran başlarına geçip izleyebileceği, ne bileyim işte stadyuma gidip annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle böyle tad alabileceği bir futbolu biz tamamen kaotik bir ortama ittik. Ve buradan şimdi nasıl çıkabileceğimizi hakikaten konuşmuyoruz yani. Sürekli bu kaotik ortamı daha da nasıl içinden çıkılamaz hale getirebileceğimizi konuşuyoruz. Ya Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşanan olayları zaten kimse tasvip etmiyor. Cüneyt, yani sahaya su atılmasını, seyircinin sahaya girmesini falan. Ya ondan sonrası niye konuşmuyoruz? Yani şimdi biz tamam sahaya su atıldı, işte ne bileyim seyirci sahaya girdi. Okey, yani bunlar yanlış şeyler. Peki bir futbolcunun güvenlik güçlü, ki yanılmıyorsam o Fenerbahçe'nin güvenlik görevlisiydi. Etkisiz hale getirilmiş bir taraftara bir oyuncunun saldırmasını, defalarca yumruk atmasını, yerde yatan bir taraftara, aynı taraftara öldüresiye bir tekme atılmasını niye konuşmuyoruz? Yani nefsi müdafaa dediğimiz şey nedir? Yani bir insana siz, çok özür dilerim, belki verdiğim örnek ceza hukuku açısından doğru, spor hukuku açısından doğru olmayabilir ama orada ceza hukukunda ilgilendiren bir durum var. Ya ben bir insana bir tane kurşun atmakla bir insana ard arda 3-4 tane kurşun atmak farklı bir ceza. Yani bir tane atmak başka bir cezayı gerektirir. 3-4 tane sıkmak başka bir cezayı gerektirir. Yani birisi kasten adam öldürmeye yönelik ama diğerisi de canice ve vahşice bir şekilde öldürmeye teşebbüs etmektir. Öldürdüğün zaman da budur. Yani burada şimdi PFDK bu verdiği cezalarla zaten şiddeti meşrulaştırmış artık. Bu saatten sonra konuşmaya gerek yok. Sahaya giren bir taraftara herhangi bir futbolcunun saldırması artık legal hale gelmiştir. Çünkü dediğim gibi bu cezaları muhtemelen tahkim kaldıracak. Kaldırdıktan sonra da artık sen sahaya girdi herhangi bir taraftar ona saldırmayı serbest hale getiriyorsun. Taraftarın futbolcuları saldırmasında tabii eleştirilmiş. Taraftarın zaten futbol taraftar zaten normal bildiğimiz salt bir taraftar. Yani sahaya girer, herhangi bir müdahale yaptığı zaman sana, yani sana bir müdahale yaparsa tabii ki kendini savunacaksın. Bunda ben bir yanlışlık görmüyorum ama Sağda sana doğru koşan taraftarın başka ne amacı olabilir? Sana göre koşan taraftar eğer bir güvenlik gücü tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışılıyorsa o anda ona müdahale etmenin bir anlamı yok zaten. Var mı? Yani güvenlik güçleri zaten almış yere yatırmış, müdahale etmiş, tutmuş. Ya bu zaten dediğim gibi yanlış bir şey taraftarın sahaya girmesi. Cüneyt, bunu onaylamıyoruz. Tabii ki. Biz başka bir şey konuşuyoruz. Yani siz profesyonel futbolcusunuz. Yani Osterwolde'de, Osayi Samuel'de profesyonel iki futbolcu ve iki genç futbolcu. Yani yaşları da daha öyle değil mi hocam? İleri yaşlı olan değil ve geleceği de olan oyuncular ve eminim ki çok da iyi yerlere gelecek. Osterwolde 22 yaşında falan yanılmıyorsam, diğeri de Samuel herhalde 25-26 mı oralarda olması gerek. Yani şöyle, şimdi PFDK bu sekleri yaparken ki kavgaya karışmak fiili ne demek abi? Ya yani 45. madde değil mi Cüneyt, yanlış hatırlamıyorsam? Yani kavgaya karışmakla saldırmayı birbirinden ayıramayacak İnsanlar mı var Türkiye Futbol Federasyonu'nda? Ya burada bir alenen saldırı var ve siz bunu kavgaya karışmak fiilinden sevk ederek oyuncunun
daha oyuncuların daha ceza almasını sağlıyorsunuz. Sağlamayı amaçlıyorsunuz ve bunu da zaten bu şekilde başarmış oldunuz. Şimdi Sayın Ali Koç aslında oyuncularının da kusurlu olduğunu biliyordu ve iki hafta boyunca bunun algısını çok başarılı bir şekilde yürüttü. Gerek sosyal medyada, gerek bazı medya organlarında ve özellikle dijital medyada bunu çok yoğun bir şekilde... Yok, açık açık söyledi, takımı ligden çekeceğim dedi zaten. Tabii yok, oraya doğru geleceğim ben zaten. Şimdi yani 6 yıllık bir başarısızlığı hep böyle sağ dışına taşıyarak, işte ne bileyim, kendini aklama, bahane bulma ve bir hayali düşman yaratıyor mesela Sayın Ali Koç. Diyor ki işte efendim bizim şampiyon olmamızı istemiyorlar. Kim istemiyor abi sizin şampiyon olmanızı? Kim abi? Sizin şampiyon olmanızı istemeyen kim? Türkiye Futbol Federasyonu mu? Merkez Hakem Kurulu mu? Ya çok monolog olmasın. Kim Cem abi? Kim abi? Ben bu sorunun cevabını merak ediyorum. Ay sen konuş da ben ondan sonra... Yani Fenerbahçe'nin şampiyonu 13 yıldır diyor şampiyon olamıyoruz diyor, değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Ya da 10 yıl. Neyse 10 yıl diyelim hadi. 10 yıldır şampiyon olamıyor. Abi 10 yıldır sizin şampiyon olmanızı istemeyen kim? Trabzonspor bu ligde resmi olarak 2010-11'i de hariç tutarak söylüyorum. Resmi olarak 38 yıldır şampiyon olamadı abi. 38 yıl boyunca Trabzonspor çıkıp da şunu demedi abi, bizim şampiyon olmamızı istemiyorlar. Veya 38 yıl boyunca en fazla hakem kıyımına maruz kalan Trabzonspor kulübü ben bu ligden çekileceğim gibi bir argümanı kullanmadı abi. Kaldı ve mücadele etti. Ya doğru ya da yanlış, kabul edersiniz. Ulaş etmesiniz. Bir araya gireyim ben ya. Bir şey söyleyeceğim evet. Abi, devam edersin. 2010-2011 gibi çok ağır bir süreci yaşadı Aziz Yıldırım. Bak en ağır süreci yaşadı. Doğru ya da yanlış. Ya takımı nasıl doğru ligden, yanlış ya? Şu açıdan. Trabzonspor camiasına göre doğru, Aziz Yıldırım'a göre de bize hani kumpas kuruldu diyor ya. Yani mesela nasıl oradan diyor? Da bu gerekçeyi... Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri Yargıtay'da karar verilmiş... aklanmış bir camiadan ve de bir başkandan bahsediyorsun. Abicim bak. Buna göre yok artık. Cem abi hayır. Yok, taraftara göre var ya, onu kastediyorum. Hayır aslında. Şöyle Cem abi bak şurada anlaşalım bir dakika abi. Orada dakika. Anlaşamayız. Anlaşırız abi bak, ben şöyle anlatayım. Şimdi ceza hukuku açısından Fenerbahçe'nin kullandığı argümanlar doğru. Kısa konuşacağım. Kullandığı argüman doğru. Şöyle doğru. Ceza hukuku açısından. Yani delillerin usulsüz toplanması ceza hukuku açısından doğrudur. Ya Ulaş'cığım sen bana ne anlatıyorsun? Spor hukuku açısından bu Türkiye söylediğiniz argüman mahkemeleri doğru değil. Fenerbahçe kulübünün başkanını sen bana hala ceza çıkarız. Cem abi hala ceza çok basit. Anlatma sen bana ceza. Çok basit. Niye anlatmayacağım abi ya, Allah Allah. Müsaade et konuşayım abi. Ya yarım saattir konuşuyorsun ya. Herhalde konuşacağım abi ya. Sırasına geldiği zaman sen de konuşursun Cem abi. Sırası var mı bunun? Sen Allah Allah ki, ya. Lütfen. Sen diyorsun ki yani, bir sakin olalım. Bana bak, göre diyorsun. Bana göre var. Bana göre değil. Kapatalım mikrofonları arkadaşlar. Lütfen. Yani hiç yapmadım böyle bir şey ama lütfen. Bu geceki konumuz PFDK'nın aldığı kararlar. Sonrasında Sayın Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Erol Bilecik'in açıklamaları olacak. Dolayısıyla 2010-2011'i konuşuruz. Gerekirse başka bir program yaparız. Lütfen bu gecenin konusu olmadığı için kapatıyorum. Ben söyleyeceklerimi söyleyebilir miyim? Yani karşılıklı konuşursak da daha güzel olur. Yani sırayla demeç vermiyoruz burada. Televizyon programı yapıyoruz. Siz söyleyin. Cem abi de Fenerbahçe'nin kongre üyesi. Cem Pamiroğlu da cevap versin. Karşılıklı konuşalım. Değerli hocam da yorumlarını yapsın. Cem abi benim büyüğüm. Ben ona saygısızlık yapmam. Ya öyle bir şey olabilir mi ya? Tabii. Ben sadece fikirlerimi söylüyorum. Fikirlerimi söylüyorum ve ben burada fikirlerimi de özgürce söyleyebildiğim bir kanaldayım. Zaten kimsenin söylemeye demedim. Evet, yok ben sana demiyorum zaten. Ben burada kimsenin yönlendirmesiyle de konuşmuyorum. Evet. İnandığım şeyleri hayatım boyunca söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Ceza hukukuyla spor hukuku birbirinden ayrıdır. Lütfen bunu kabul edelim. UEFA'nın
kasın bu konuda dünya kadar iştahat kararı var. Devam ettirmiyorum. Spor hukukunu lütfen ceza hukukundan ayrı tutalım. Uygun bir günde program yapalım. Yani ben bu konuyu ceza kapatmak istermiş tamam. Konumunda olmak istemiyorum. Kapatıyorum. Lütfen kapatıyorum. Beni de bu konuma düşürme kurumunuzda. Evet yok o ben düşürmüyorum. Bu konu önemlidir. Gerekir konuşulur. Ama bu gece biz sıcak gündemi konuşmak için kapatmak istiyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim sevgili Cüneyt. Müsaade et bana. Ceza hukuku delile göre, spor hukuku kanaate göre karar verir.